Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Elektrik telleri koptu, fırtına hayatı felç etti. Manisa'da bir anda çıkan fırtına nedeniyle birçok ilçe savaş alanına döndü. Göl Marmara ilçesinde yapımı devam eden bir okulun çatısı böyle uçtu. Bu görüntüler de Demirci ilçesinden. Fırtına nedeniyle iki apartmanın çatısı uçtu. Bir binadan kopan çatı malzemeleri üç otomobile hasar verdi. Mahallede elektrik kabloları koptu. Önüne ne gelirse sürükleyen fırtınaya ağaçlar da dayanamadı. Kökünden sökülen ağaçlar devrildi, elektrik tellerini kopardı, bazı yollar trafiğe kapandı. Akhisar ilçesinde ise hayvanların bulunduğu ağla yıldırım düştü, 3 kişi yaralandı. Yıldırım düşmesiyle ağda çıkan yangın, itfaiye tarafından kısa sürede söndürdürken 2 koyun telef oldu. Bu görüntüler ise Aydın'dan. Nazilli ilçesinde fırtınadan dolayı bazı evlerin çatısı uçtu, ağaç ve elektrik direkleri devrildi. Çatılardan düşen eşyalar arabaların üzerine düştü. Kuyucak ilçesinde etkili olan fırtına 2 metre yüksekliğindeki duvarı yıktı. O esnada duvarın yanındaki çeşmeden su doldan 78 yaşındaki Fatma Ayaydın, duvarın altında kalarak hayatını kaybetti. Denizli'de ise 5 dakikalık kum fırtınası yıktı geçti. Ağaçlar, tabelalar ve çatıların uçmasıyla hasar oluştu. Bir iş yerine ait devasa büyüklükteki tabela, otoparkta bulunan araçların üzerine devrildi. Çoğu araç hasar görürken bir araç tabela ayaklarının ortasında kaldı, şans eseri hasar oluşmadı. Bir eve ait çatı ise yan tarafında bulunan iş yeri levhasının üzerine düştü. Rüzgar nedeniyle elektrik tellerinin kopması sonucu ev ve iş yerlerinde yangın çıkarken kent elektriklerin kesilmesiyle karanlığa büründü. Kuvvetli fırtına Çanakkale'nin Biga ilçesinde de benzer görüntülere neden oldu. 4 katlı bir apartmanın metalden yapılmış çatısı fırtına yüzünden yerinden söküldü. Etrafa dağılan parçaların bir kısmı park halindeki otomobile zarar verdi. Bir elektrik direği de fırtınaya dayanamadı, aracın üzerine devrildi. İzmir'in Ödemiş ve Kiraz ilçeleri de fırtınadan nasibini aldı. Rüzgara dayanamayan ağaçlar yerlerinden söküldü. Birçok bina çatısı fırtına nedeniyle uçtu. Fırtınaya pazarda yakalanan esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Ürünlerse etrafa saçıldı, çadırlar devrildi.